Artık parçaların birbirlerini nasıl tamamladığına dair bir fikrimiz olduğuna göre bu videoda farklı oyuncuların davranış biçimlerini ve sebeplerini incelemek istiyorum. Bu döngü onlara nasıl faydalar veya zararlar sağlıyor? Bu oyuncuların fikrini değiştirmek, onları bu işleyişten vazgeçirmek neden bu kadar zor? Son videoyu bıraktığım yerde Amerikalıların cebine daha fazla para girdiğini söylemiştim. Çünkü borçları ucuzlamıştı. Hükümet daha fazla para harcayabiliyordu ve vergileri düşmüştü. Bu para fazlasının Çin malı ürün almak için kullanıldığından bahsetmiştim ama aslında Amerikalılar bu parayı birbirlerine harcıyor da diyebiliriz. Birbirlerinin evlerini, sundukları hizmetleri satın alıyorlar. Yani bu durum ekonomiyi canlandırıyor. Keynescilere göre daha fazla para harcandıkça ekonomi canlanır, vergiler düşer. Muhafazakarlar da az çok aynı şeyi söyler. Özetlersek borçların ucuzlaması, faiz oranlarının düşmesi, tüm bunlar ekonomiyi canlandırır. Normalde tüm bu dinamiklerle ekonomiyi bu şekilde canlandırıyorsanız yüksek enflasyon riski vardır. Ama unutmayın enflasyon en azından fiyat enflasyonu ürünlerinizin fiyatıdır. Buradaki durumda ise giderek daha ucuz ürün satın alınıyor ve faiz oranları düşük. Yani ortalama bir Amerikalı tüketicinin durumu gayet iyi görünmekte. Enflasyon yavaş seyrediyor, birbirlerinin sunduğu hizmetleri satın almak için elde para var. Bunu demişken farklı oyuncuların da bu durumdan sağladığı faydaya bir göz atalım isterseniz Mesela Çinlilerin bakış açısı nedir? Diyelim ki siz Çinsiniz Belki 30 yıl önce gerçekten komünist bir rejim vardı ama artık piyasa temelli reformlar yapılıyor ve gelişen dünyaya katılmak istiyorsunuz ancak 70'lerin sonu veya 80'lerin başında Almanya, Amerika ve Japonya gibi devletlerle rekabet edebilecek endüstriyel altyapınız yoktu. İthalat temelli büyümenin bir avantajı bu, gelişmenin yeni başlaması. Toplum az gelişmiş durumda ve sanayi kaynakları da az. İthalat ağırlıklı gelişmede, gelişmiş ülkeler için mal üreten fabrikalara yatırım teşvik edersiniz. Kurun yapay bir şekilde düşük tutulması. Bu ne demek? Buna bakalım. Standart bir serbest ticaret ortamında yaşam seviyesi düşük olan Çin veya Hindistan gibi yerlerde iş gücü daha ucuz olur. Yani kur manipülasyonu söz konusu değildir ve düz bir serbest ticaret gözlemlenir. İmalat ve hizmet sektörü deniz aşırıya yönelir ama eğer güçlendirmeye yönelirseniz Çin'de üretimi ve iş yapmayı daha da ucuz hale getirirseniz, imalat sektörüne yapılan yatırımı yükseltmiş olursunuz. Yazalım, yapay bir şekilde bastırılan kur. Aynı durum 2. Dünya Savaşı sonrası Japonya'sı için de geçerliydi. Bunu bir yere kadar Amerika'da istedi çünkü Japonya'nın Amerika ile birlikte hareket etmesini başarılı olmasını istedi. 1. Dünya Savaşı sonrasında Almanya'ya neler olduğunu görmüştük. Ekonomik olarak o kadar kötü durumdaydı ki Hitler gibi bir karakterin gücü ele geçirmesi kolaylaşmıştı. Dünya olarak, tüm ülkeler olarak dersimizi almıştık. Başka bir ülkenin ekonomisinin düzelmemesinin iyi bir şey olmadığını öğrenmiştik. Bu sebeple bu düzelmenin gerçekleşmesi için Japonya'ya bir şekilde destek olduk. Konuya dönecek olursak eğer, kuru yapay olarak baskı altında tuttuğunuzda ihraç mallarınız ucuzlar. Bu da ülke içindeki imalata yapılan yatırımı teşvik eder. Ülke içinde daha fazla imalat. Ülke içinde derken şu anda Çin veya Japonya'dan bahsediyoruz. Daha fazla imalat da daha fazla yatırım demektir. Eğer Çin'de daha fazla üretim yapılıyorsa, daha fazla fabrika kurmak gerekir. Bu da daha fazla iş ve uzun vadede Çin'de yaşayan insanlar için daha fazla sermaye demektir. Daha fazla iş ve sermaye. Giderek daha yetkin olup gelişme eğrisinde ilerledikçe sanayinin birçok alanında daha rekabetçi bir hale gelinir. Ana fikir şudur: İnsanlarınız yeterince geliştiğinde ülke içinde yeterince sermaye olur ülke içinde yeterli bir tüketici temeli oluşur ve fazla ürünün bir kısmı kendi insanlarınız için kullanılabilir. Bu ürünleri kendi insanınıza satıp onların yaşam standartlarını yükseltebilirsiniz. Yani ilk olarak Amerika ve Avrupa için bulaşık makinesi ve buzdolabı üretiyorsunuz. Bunları ürettiğiniz için Çinlilere iş imkanı doğuyor ve sonunda yeterince paraları olduğunda ve Çinli orta sınıf oluştuğunda bu bulaşık makineleri ve buzdolaplarını Çinlilere satmak için kullanılabiliyor. Böylelikle Çinlilerin yaşam standartları yükseliyor. Bu süreç bir imalat merkezi ve bir iç pazar oluşturuyor, Çinliler için oldukça iyi görünen bir durum. İmalat merkezi ve yerli tüketici pazarı yani Çin'deki insanlar iş ve para sahibi olduklarında bu ürünleri kendileri de satın alabilecekler. Peki bu işin olumsuz yanı nedir? Ona bakalım. Bu ürünleri satın alan gelişmiş ülke sizseniz eğer, ürünlerin başlangıçta ucuz olduğunu ama artık yapay bir şekilde daha da ucuzlaştığını fark edersiniz. Yani işe Amerika'nın bakış açısından bakarsak eğer, imalat merkezini kaybettiklerini görüyoruz. Bunun daha önce olduğunu biliyoruz. Aynı Japonya örneğinde olduğu gibi Amerika imalat merkezini başka ülkelere kaptırıyor. Bazı insanlar bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyor ve gelişme yerisinde ilerlediğimizi söylüyor. İmalat hakkı her zaman en ucuza kim yapıyorsa ona gittiği için imalata odaklanmamamız, ilaç ya da bilişim gibi bilgi temelli endüstrilere ağırlık vermemiz gerektiğini düşünüyorlar. Bunda da bir haklılık payı olabilir ama bu durumun Amerika'nın işine geliyor olmasının bir başka sebebi de düşük maliyetler olması. Bu olumsuz bir şey gibi görünüyor, belli bir açıdan da zaten öyle. Ancak yapay olumlu diyebileceğimiz bir yanı da Amerikalı tüketici için düşük maliyetli olmasıdır. Yani eğer fabrikadaki işini kaybedenlerden biri değilseniz, Amerikalıların büyük bir çoğunluğunu oluşturan geri kalanlardansınızdır. Bu iyi bir şey gibi görünebilir, ürünler daha ucuz, çocuğunuza daha ucuza kıyafet alıyorsunuz, araba almak daha kolay, buzdolapları daha ucuz, klimalar daha ucuz gibi. Peki, sorun ne? Sorun şu, bu nerede ve nasıl duruyor? Çünkü yarattığımız tüm bu döngü belki de Çin için iyi kurlarını baskı altında tutuyorlar, ürünleri ucuz, iç pazarda daha çok üretim ve daha çok yatırım gerçekleşiyor, sonunda daha çok iş ve daha çok para oluşuyor. Bu sermaye ve yatırım iç pazarı canlandıracak ve gelişmiş bir ülke olup çıkacaklar. <laughs> Mantıklı gibi duruyor ancak bu dile kolay. Çünkü tüm bu piyasayı gelişmiş ülkelerdeki kadar tüketici temelli bir hale dönüştürmek öyle Önemsiz bir olay değil. Diğer sorunsa şu: Tüm bunlar olurken, bir taraftan büyük miktarda dolar biriktiriyorsunuz ve bunları Amerikalılara borç vermek için kullanıyorsunuz. Hükümete de verirseniz eninde sonunda Amerikalılara gidiyor bu para. Bunu yapmayı kestiğiniz zaman ne olacağını bir düşünün. Durduğunuz anda, yani geri satmak bir yana, sadece Dolar almayı kestiğiniz anda bile kurunu sıfırlayacak ve trilyon dolarlık bu hisselerin değeri düşecek. Tekrarlıyorum, dolar almayı kestiğiniz anda kur piyasası Yuan'ın değerlemesine ve doların değer kaybetmesine izin verecek. Yani satın alımın kesilmesi değerin düşmesine sebep olacak. Bu sadece alımı durdurduğunuzda olacak şeyler. Bir de alınan dolarların geri satılması durumunu düşünelim. Bunlar satılmaya başlar başlamaz Amerika hazinesi ya da doların değeri daha da düşecek. Böylelikle eldeki diğer tüm hisselerde de büyük bir düşüş yaşanacak. Çin kuru kontrol altında tutmak için tüm bu süre boyunca hisse ve dolar satın alıyordu ama geri satma eğilimi tamamen değersizleştirmese bile hisselerin değerini inanılmaz bir biçimde düşürecektir. Yani Çinliler için oldukça zor bir durum. İçinden çıkması bile güç bir pozisyon. Amerika için de aynı zorluk geçerli. Bir düşünsenize Amerika'daki birçok insan bu durumu korkunç bulacak. İşte bu yüzden imalat merkezimiz yok oldu diyeceklerdir. Bu kısmen doğru. Ehaliyle eh, Amerikalılar da sonunda bırakalım kur kendi başına kalsın, olan olsun derler. Yapay çarpıtmalara son, hükümet eliyle yapılan manipülasyonlara son, bırakalım kurlar serbest olsun. Peki o zaman Amerika'ya ne olur? Bunu düşünelim. Çin'in dolar alımını durdurduğu ve kuru yapay bir şekilde desteklemeyi kestiği anda hatta daha da kötüsü topladığı tüm dolarları satmaya başladığında ne olur? Amerika Hazinesi bonoları satılmaya başlanır. Bu bonolar için talep düşer, faiz oranları artar. Amerika'da uzun vadeli faiz artar ve bu olduğunda borç almak zorlaşır. Zira insanlar size borç vermek için daha fazla faiz ister. Kredi kartı oranları artar. Özetlersek tüm Amerika ekonomisi düşüşe geçer. Bu buhran neden gerçekleşir? Hemen açıklıyorum. Çünkü borç almak zorlaşır. Ucuz borçlanmaya o kadar alıştık ki bu borç biraz daha ucuzladığında her şey yavaşlayarak durur. Eğer Çinliler borcumuzu almayı kesip faiz oranlarının artmasına izin verirse ortaya daha da kötü bir durum çıkıyor. Anlayacağınız bu acayip sarmalda kilitlenmiş durumdayız. Çin bu durumda fayda sağlıyor gibi görünse de tüm bu hisseleri biriktiriyorlar ve buna bir son verdikleri anda hisselerin değerleri düşüşe geçecek. Amerika imalat merkezini kaybetmiş gibi görünüyor bu gerçek ama bu durum faiz oranlarını da düşük tutuyor. Bir siyasetçinin hoşuna gidecek bir şey çünkü faizin düşük olması toplumda pozitif bir etki uyandırıyor. Burada bırakacağım arkadaşlar. Tüm bu durumu siz bir düşünün. Bir sonraki videoda biraz benzetme yapıp bu işin nereye varabileceğini anlatacağım. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.